Günün macerası mı? Kiyomi Şik öğleden sonra Layla ve Chrissy ile röportaj yapacak. Yani gelmiş geçmiş en ünlü moda habercisi. Ben bakarım. Sürpriz. Kiyomi Şik? Evet. Chrissy, Layla buraya gelin. Olmaz. Hazırlanmamız gerekiyor. Kiyomi. Erken geldin. Yeni kreasyonlarınızı göstermeye hazırsınız değil mi? Evet. Hemen üstümüzü değiştirmeliyiz. Nasıl gidiyor? Yeni elbiselerin kargosuyla ilgilenmesini söylemiştim. Evet, ben de Chrissy'ye bunu kendin yap demiştim. Bu durumda ikiniz de elbiseleri almadınız mı yani? Aynen öyle. Yapmayın, zor bir şey değil ki. Tamam, ben ilgileniyorum. Modanın ilk kuralı nedir? Kıyafeti özgüvenle taşı. İşte yeni görünümünüz. Olmaz, bunun imkanı yok. Yardıma ihtiyaçları var. Tütü etek ve kuyruk. Yakında canavar kostümleri de moda olacak ve bizim bundan haberimiz yok, öyle mi? Aslında moda. Miau. Hayır, benim istediğim bu değil. Biz buradan geçiyorduk ve kedi akımını başlatan modacıların burada olduklarını duyduk. Doğru mu acaba? Harika görünüyor değil mi? Çok değişik şeyler gördüm ama böylesini hiç görmedim. Heyecan verici, harika bir haber olacak. Miau. Peki. Buna inanamayacaksınız. Bayan Synchron. Canlı performansı var bugün. Peki ama konser nerede? Dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Bahçemizde bile konser verme olasılığımız var. En son taktığı şapkanın görüntüsü bloğundaydı. Eyfel Kulesi gibiydi. Bu bir ipucu. Paris'e ne kadar zamanda gidebiliriz? Chrissy, Layla. Geçen günkü röportajını okudunuz mu? Hani şu palmiye ağaçlarının önünde olan. Yoksa orası... Hava iyi mi? Daha ne bekliyoruz? Siz yanlış anladınız. Polly, üzgünüm ama sen Bayan Synchron hakkında bizim kadar şey bilmiyorsun. Ben onun sushi 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 diye şarkı söylerken duyduğumu hatırlıyorum. Öyleyse Japonya'ya gitmek gerekiyor. Durun çocuklar. Polly, ne? Seni duyamıyorum. Seni konserden ararım. Bayan Synchron! Bu Polly, konserin gerçek yerini bildiğini söylüyor. Sence bu mümkün mü? Polly, sana konserden bir video yollayacağız. Yani Tokyo'dan. Aloha Polly. Konuşacak zaman yok. Aloha aynı zamanda güle güle demek. O yüzden aloha. Alo? Alo? Kapattı. Kandırılmış hissediyorum. Konser falan yok. Maalesef yok. Burada sadece sıcak korlar ve... Merhaba çocuklar, beni dinlemek istemiyorsanız bari o güzel sesi dinleyin. Bayan Synchron'u. Bayan Synchron harika. Sushi, sushi, sushi. Evet. Söyleyin, kim denemek ister? Layla? Kim, ben mi? Ben zaten denedim. Hatta iki kere denedim. Sen bir kere bile denemedin. Ama o ışık gözlerimdi. Layla, bu kadar pimpirikli olma. Ben pimpiriklinin tersiyim. Madem öyle, al bakalım koruyucu kaskın. Ama ben az önce yedim. Bugünün macerası Layla'nın eğlenmemek için bahane bulmasını engellemek. Ama bunu yapamazsın Polly. Benim yüksekliğe alerjim var. Ben bunu yutmam canım. Ben de. Ne kadar yüksekteyim şimdi? En son sorduğundan 15 santimetre yukarıdasın. Eğer yanlış bir hareket yaparsam aşağı düşerim ve bu da hiç iyi olmaz. Yüzümde bir şey var. O bir ter damlası canım. Terlersem rujum silinir. Biri beni serin etsin. Başka bir arzunuz var mı hanımefendi? Evet. Galiba biraz susadım. İlgileniyorum. Daha çok buz. Rujumu tazelemem gerekiyor. Ve ne zamandır bu kıyafeti giyiyorum. Biri gidip bana yeni bir şey alabilir mi? Ben yoruldum artık. Burada ciddi şekilde uğraşan benim. Gücümü koruyabilmem için daha çok kızarmış patatese ihtiyacım var. Pekala, 3'e kadar sayınca gıdıklayın. Bu senin iyiliğin için. Dünya varmış. Yeri öpebilirim şu an. Bunu senin için yapmamı benden isteme de. Çocuklar, size daha önce yeri alerjim olduğunu söyledim. Vay be, Polly piknik yapacak sanıyordum. Neler yiyeceğiz peki? Sandviç, haşlanmış mısır ve dondurma. Bunlar bana pek sıra dışı gelmedi doğrusu. Durma, sen de dene. Çok lezzetli. Senin sırrın nedir? Bunlar aktif bir yanardağın üzerinde pişti. Evet, tabii denemezsin. Hep böyle oldu. Gerçekten doğru söylüyorum. Bu lezzet patlamak üzere olan lav pillerinden geliyor. Gerekenler ateş geçirmeyen bir planör, özel bir çubuk ve mükemmel bir zamanlama ve tada! Dünyanın en güzel sandviçi. Daha neler? Ben de Chrissy'ye katılıyorum. Ama mısırı denemezsin.
Bulut nemli mısırını. Bu mısır dünyanın en yüksek dağlarında yetişiyor. Tohumlarını kartallar taşıyor ve sulanması içinde bulutla. İşte şimdi atmaya başladım. Hayır, bunlar doğru. İşte bu gerçekten çok sıra dışı bir hikaye. Ama asıl dondurmayı duyunca şaşıracaksınız. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Dondurma pencereleri açık bir uçakta karıştırıldı. Ah, hadi gerçeği merak ediyoruz Polly. Hikayeleri değil. Gerçeği söyle. Hadi işte Polly. Peki. Bunları marketten aldım. Bu daha mantıklı. Şey, dondurmanın kalınlığı da ister misin bakalım? Arkadaşlarım o kadar çok dondurma yiyemez. Kalanı soğuk tutacak bir yer gerekiyor. Güney Kutbu mesela. 2, 4, 6, 8. Evet, Kirsty. Başardık. Şurada gördüğün ön koltuk bizim. Daha önce hiç ön koltukta oturmamıştım. Korkutucu, heyecan verici, eğlenceli. Bu uzun bekleyişe değecek. Bu gerçekten de harika bir gün olacak. Hey, affedersiniz. Bu sıra bizim. Sıramızı çalıyorlar. Bu konuda bir şey yapacak mısınız? 2, 4, 6. Hayır, o ön koltuğa oturacak. İkisi de. Sorun değil. O kadar da önemli bir şey değil. Tabii ki önemli. Ön koltuklar en iyi yerler. Bakar mısınız? Ben bir arkadaşım ön sırada oturmayı çok istiyorduk ve... Olamaz. İyi konuşmayın. Evet, eğer iyiden kastın tam tersi ise. Belki bu fikir işe yarayabilir. Yapabilir miyim? Neyi yapabilir misin? O kabadayıya dersini verebilir miyim? Çok kolay olacak. Belki seneye Luna Park trenine binecek kadar uzun olursun. Çok eğlenceli. Güzellik uykusuz zamanı. Çok iyi fikir. Neden bu iyi bir fikir mi? Çünkü biz uyurken Polly bize bir sürü şaka yapacak. Siz neden bahsediyorsunuz? Bana hiçbir şey yapamaz. Bu saçmalıklar için fazla uykuluyum. Şimdi uyuyacağım. Ama yerinizde olsaydım kendime dikkat ederdim. Burada şakacı tek kişi Polly değil. Anlaşıldı mı kızlar? Ben uyurken sadece saçıma neler yapabileceğini hayal edebiliyorum. Şimdi yatağa gitmiyorum. Ben yatıyorum. Artık sabah görüşürüz. Ayakta uyuyorum. Bir şeyler yersem uykum açılır. Dans etmeliyim. O zaman uyumam. Bu filmi daha önce birçok kez izledim. Oldukça rahatlatıcı. Soğuk benim uykumu açar. Tamam, bu da işe yarar. Burası o kadar rahat ki. Birazcık gözlerimi dinler. Benim film bitti. Peki, kimseye şaka yapmasın. Tamam. Günaydın millet. Bu nasıl oldu? Erkenden uyudum. Güzel bir uyku çektim. Amacım buydu. Yolculuğa çıkmaya bayılıyorum. Vay canına, şu uçurumlara bakın. Merhaba, kimse var mı? Aferin Kresi. Bu muhteşem yere hiç kimse ilgi göstermiyor. Öyleyse bugünün macerasının amacı bir macera yaşamak. Merhaba Rick. Orada ne yapıyorsun öyle? Kayıp mı oldun? Burası bir park. Nasıl kaybolabilirsin ki? Olamaz. Kayboldum. Nasıl kaybolmuş olabiliriz ki? Bulunduğumuz yer. Kayıp. Peki ne yapacağız? Hep ileri gidelim. Belki piknik alanını buluruz. Şöyle bir şey duymuştum. Burası o yer işte. Buraya en son piknik için gelenler asla geri dönemedi. Asla. Sanırım bunu duymuştum. Merhaba hayvancı. Kaybolacaksan bari bunu yaparken güzel görüneyim. Layla, ne kadar dudak parlatıcımız var? Bir tane. Ya başka parlatıcı bulamazsak? Ne? Sence bir tanesi bizi ne kadar idare edebilir? Yoksa kayıp mı oldun? Ben mi? Hayır. Ama onlar evet. Ben sadece macera peşindeyim. Olamaz. Telefonumda sadece tek çubuk kaldı. Ver bakalım. Belki vericiyi ayarlayabilirsem. Hayır, işe yaramayacağım. Sence
Poli'yle parktan hiç çıkmadığımızı anlamaları ne kadar zaman alır? Onlara söylesek mi? Hayır. Aa, enteresan. Dün bu burada değildi. Poli'nin oyun alanına hoş geldiniz. Herkes için yer var. Dekorasyon konusunda bana yardım etmek için harika zamanlama. Bugünün macerası kendi eğlenceni yarat. Burası bir basketbol sahası için yeterince büyük. Sen şaka mı yapıyorsun? Burası tam bir disco. Sen diskoya başka zaman gidersin. Burası tam bir sanatçı evi. Asıl siz yapacağım deneyleri bir görün. O patlayan deney sıvılarını yemek masamdan uzattı. Hayır, burası yaban hayatı koruma merkezi olabilir belki. Hey, yavaş. Dikkat et biraz. Ben burası hepimize yeter sanıyordum. Hayır. Keşke kendi eğlenceni yarat için daha büyük bir alan olsaydı. Çok saçma ama işe yarayabilir. Sadece biraz malzeme gerekiyor. Çözümün bu mu yani? Evet, artık herkes için yeterli alan olacak. Leziz. Tersine basketbol hiç bu kadar kolay olmamıştı. Belki başka bir odaya ihtiyaç var. Sonra da şekerleri dondurma fıçısına atıyoruz. Yapacağımız şey... Polinin buzlu göbek sürprizi. Bugünün macerası ne mi? Tüm amacımız Lea'yı mutlu etmek. Kolye kayboldu. Kolyen az önce mi kayboldu? Planlar değişti. Layla, kolyen neye benziyordu? Ovaldi, şu kadardı ve parlak kırmızıydı. İşte kolyen burada ama taşıyor. Taşı böyle bir şey miydi? Taşını bulmuşsun. Pek sayılmaz. Bu sadece bir şeker. Demek ki hemen şeker makinesini kapatmalıyız. Şimdi taşı bulalım. Ama nasıl bulacağız ki? Yumuşak olmayanı arayacağız tabii. Hadi sıkmaya başlayın. Bunlardan hiçbiri taş değil. Şimdi ne yapacağız? O şekeri durdurun. Eğer dondurma karıştırıcısına giderse onu hiç bulamayız. Kolye! Bunu başaramayacağım. Hayır! Yakaladım. Yardım edin. Taş sende mi? Kastettiğin şey bu mu? Teşekkür ederim. Onu saklıyordum. Leziz. Onun aynı zamanda bir şeker olduğunu söylemeyi unuttum. Bu favori taşım ve şekerim. Kaybolan kolye bulundu. Kim dondurma ister? Ben. Bakıyorum da bahçede yetiştirdiğimiz sebzeler olgunlaşmış. 21 tane tart tepsisi gerek. Bende 20 tane var. Markete gidip bir tepsi daha alacağım. Ben yokken kim bahçeye göz kulak olur acaba? Günün macerası bahçe bekçiliği. Pekala ama çok dikkatli olman gerekiyor. Anladım. Ben varken bahçen güvende. O senin aşırdığın son şey olacak. Bahçede tek bir kabak kaldı. Kirsty tart için yeterince kabak kalmadığını görünce çok işte bu. Çözümü buldum. Hızla büyüme garantili. Buna dokunmayacaksın. Kim gülüyor şimdi? Sen gülüyorsun. Polly! Kirsty, söylemek istediğim şey. Bunu nasıl yaptın bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Atlıyorum. Polly, limonatam için hava suyu karışınca daha lezzetli olmuyor. Evet ama nasıl atladın? Evet Polly. Peki en beğendiğiniz kısım hangisiydi? Ben en çok suyun altındaki kısmı beğendim. Ama kendi etrafımda dönüp suyla buluştuğum an harikaydı, öyle değil mi? Polly çok enerjik. Onu durdurmak imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur. Buldum. Onu hızlandırarak durduralım. Ne dersiniz? Bu işe yarayabilir. Çok hızlı bir şekilde ve birçok stilde dalmasını sağlayalım. Onu yoralım. Hey Polly. Harika.
Sana işlerden birkaç tane daha gösterir misin? Ama hızlı olsun. Harika. İzleyicileri severim. Beni izleyin. Atlıyorum. Nasıldı? Affedersin, göremedim. Hiç mi göremedin? Hayır, yeniden yapar mısın? Harikulade atlayış. Göremedin, çatırdım. Atlıyorum, her neyse. Ben biraz mola versem iyi olacak. Sonunda sessizlik ve huzur. Tamamen yenilendim. Kestirmek çok güzel. Şimdi dikkatle izleyin beni. Hareketleri kaçırmayın. Polly'nin gücünü asla küçümsemeyin. Only Polly transforms your day.